milletimizin 10. yılını doldurdun. Şimdi bir hamdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak hukuklu güneş avuçların en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Herkese selamlar dostlar. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Ben bu tür konuşmaları çok fazla yapamayan biriyim. Yani her gün buraya çıkar şakırım, her türlü maçı anlatırım ama bu tür konuşmalarda biraz kötüyüm. Sadece demek istediğim, yani bu aziz vatanı Atatürk bizlere bıraktı. Silah arkadaşlarıyla birlikte kesinlikle değerini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Böyle duygulanıyor insan böyle şeyler. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bayramımız tekrardan kutlu olsun. Direkt başlayalım. Pazar için arkadaşlar 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan. Ben sizlere direkt bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar katıl Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Ondan bahsedeyim. Ekim ayı katıl Telegram gruplarımız çok güzel kapattık. Yüksek misiz kuponu canlısını her türlü kapattık. Tebrikler, orayı kapattık. Kasım ayına geçtik. Gruplarımız yenilendi. Gelmek isteyenler bana Instagram adresine ulaşabilir. Sol altta zaten mevcut. Arkadaşlar maç skoru yarışmamız da burada. Manchester United'la Manchester City'nin mücadelesi var. Manchester kırmızı mı mavi mi göreceğiz bakalım. Son yıllarda City de olsa Manchester kırmızıdır her zaman. Ben de kırmızı tarafındayım da son yıllarda mavi haliyle. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Pazar günü videosu olması kaynaklı 3 kişiyi alalım. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Her türlü soru görüş öneri için de benimle Instagram'dan iletişim kurabilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey olaraktan da sizlerle buradan benimle iletişim kuraraktan da benimle birebir iletişim sağlayabilirsiniz. Her şey için buradan bilgi alabilirsiniz. Yüksek misli seviyesinden bahsetmek istiyorum. Salı günü verdiğimiz yüksek misliler 3'te 3 oldu. Cumartesi videosunda bahsetmiştim. Kısaca burada da bahsedeyim. Salı günü 3'te 3 oldu. Güzel kazandık. Çarşambaya geçtim. Çarşambanın yüksek mislisi de aynı şekilde 2'de 2 oldu. Feyenoord'un yarı kazanırı bir de NBA yüksek mislimiz vardı. 800 misli o da geldi. Yüksek misli de zaten kasayı biz yönetiyoruz. Perşembenin yüksek mislisine baktığımız zaman da özellikle Bodo mücadelesi Ekim ayının son gruplarının son günüydü o gün. Bodo maçını herkese açık attım. Yani 1200 misli bastığımı herkese açık attım. Sizler de oynayabilirsiniz şeklinde. Oran da güzeldi açıkçası. 1.51 oran vardı. Bu tür bastığın zaman bu oranları yakalamak gerçekten önemli. O geldi. Bir de Anadolu Efes'e maçı vardı. Voley'e verdik. O da geldi. Rahat geldi zaten ikisi de. Perşembe günü de geldi. Hafta sonu aynı şekilde yüksek misli canlılarımız da bu gruplarda olacaktır arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Yüksek misli aynı şekilde devam etmekte. Yüksek mislinin kasasına baktığımız zaman da arkadaşlar Ekim ayının kasası net bir şekilde ortada. 9.092 TL net bir kar var. Özellikle Perşembe günü yani ne paralar kazanmışlar diyorum. Öyle diyeyim. Ne paralar kazanmışlar. Yani bizim gruptaki arkadaşlar tebrik ederim. 500 bin kazanan var. En son parayı çekmeye çalışıyordu da hayırlısı olsun bakalım. Devam edelim. Aynı şekilde Perşembe'nin ana kombinleri de geldi. Cuma'ya bakalım. Cuma'da güzel maçlarımız var. Cuma günü çekiyorum bu videoyu daha maçlar başlamadan. Perşembe'nin ana kombinesi, alternatif kombinesi de geldi. Güzel şekilde ilerledik. Canlı maçlarımız zaten şimdi canlı göstermek istemiyorum. Canlı maçlarımız direkt görselde zaten mevcuttur. Canlı olarak da zaten burada iş yapıyoruz. Bir de arkadaşlar herkese açık Telegram kanalımız var. Buraya da ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Yorumlarda ve açıklama kısmında linki mevcut. Sizlerden ricam pazar videosu olması kaynaklı arkadaşlar. Artı 500 şeklinde bir beğeni bırakmanızdır. 500 beğeni gelirse güzel şekilde ilerledi. Cumartesi kombine verdim. Cuma videosuna çok destek gelmedi. Buna o kombini oluşturmadım. 29'uyla başlayalım artık yavaştan. Arkada ilk mücadelemiz Liverpool'la Nottingham Forest mücadelesi. Liverpool'u hafta içinden bir maç oynadı ama çok yorulduğunu sanmıyorum. Muhammed Salah, Diaz gibi isimler de zaten yedekti. Toulouse'da oynadılar. Güzel, çok keyifli bir mücadele. 5-1 bitti ve canlısını yapmıştım. Sürekli yani çok güzel canlısını yaptım. Güzel para kazandık. Forest'ta oynayacaklar. Forest'ın da burada gol atma ihtimali yüksek bence. Yani gol atma ihtimali var. Ama atamasa bile Liverpool tek başına üste götürebilecek bir mücadele oynayacağını düşünüyorum. 2.5 üstünde 1'in oranı 1.57 gibi oranı var sanırım. Bakayım. 2.5 üstünde şöyle tekrardan gidelim de bu oran gerçek olmayabilir bazen. Maç golü şaşırıyor çünkü. 2.5 üstünde oranı 1.57 gibi, pardon, 1.57 Oley, 1.42'de Nesin oranı var işte. Ben burada mücadele Liverpool'un en az 2 gol ataraktan, hatta bir gol daha gelirse ev sahibi 2.5 üstü de alabilirsiniz. O da aynı şekilde geleceğini düşünüyorum. Ev sahibinden de yani risklisi de ev sahibinin atacağı 3 goldür. 1.68 gibi oranı var.
Aston Villa ile Luton Town karşılaşması. Aston Villa son dönemde gerçekten iyi bir oyun sergiliyor. Luton Town oynayacaklar. Ben Aston Villa'nın çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ne kadar maç oynamış olsalar bile. Yani şu maç yaptılar ya, bunlar Alkmaar deplasmanına gittiler, Hollanda deplasmanına. Şimdi burada oynayacaklar. Yani mücadeleyi kazanırsa 6 üstü belki patlayabilir ama ilk yarıdan bir Aston Villa galibiyeti gelebilir. İlk yarıdan fişi çekmek isteyecekler diye düşünüyorum. O yüzden ben mücadeleye tek bir tercih yaptım. Mücadelede ilk yarı gelecek bir Aston Villa galibiyeti olacaktır arkadaşlar. Diğer mücadelemde Brighton'la Fulham mücadelesi. Brighton'ın da ben burada kendi evinde net kazanmasını bekliyorum. Hatta ana kombinlere girebilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen pazar günü ben ideal kombinimi alabileceğim maçlardan bir tanesi. Brighton tarafında eksikler var, doğru. Fulham'ın da son maçını izledim ben. Kontra çıkışlarla birlikte Tottenham'la oynadılar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ulan o kadar çok maç izliyoruz ki karışıyor. Aynen. Tottenham'la deplasmanda oynadılar. Yine arkadaşlar geçiş oyunu oynadılar Tottenham'a karşı. Brighton'a da öyle oynayacaklardır. Muhtemelen geçiş oyunu oynayaraktan da pozisyona girmeyecekler midir? Gireceklerdir ama ben Brighton'ın burada kazanmasını bekliyorum. Maç sonu bir idealidir. Maç sonu bir 1.5 üstte. Biraz daha oranı yükseltebiliriz. 1.49'a kadar yükseltebiliyoruz. Onun dışında da şunu da söyleyebilirim sizlere. Yani 2-1'de bir skor yazmışım. Ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Diğer mücadele Manu'yla Manchester City karşılaşması. Bu maçın maç skorunu sizlere soruyoruz. Ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Benim skor beklentim burada 1-2 şeklinde olabilir. Yani United tarafı kötü. City tarafı da açıkçası şöyle. İlk yarıda oynayamıyor. İkinci yarı bir şekilde fişi çekiyor. Burada City deplasmanda da olsa atacağı 2 gol. Deplasman 1.5 üst idealidir. İzlediğim kadarıyla atacaktır. Deplasman 1.5 üstün 1.48 gibi oranı var. İdealidir. Onun dışında arkadaşlar ben size biraz daha değişik bir şey söyleyeyim. City burada belki ilk yarı ne yapar bilmiyorum ama ikinci yarı sonucunda Manchester City olabilir. Onun oranı 1.75 gibi oranı vardı. Hemen şurada sizlere göstereyim. İkinci yarıyı da Manchester City kazanabilir. 5.75 gibi oranı var. Genelde son dönemde çünkü ikinci yarı maçları çözmeye başladı. O yüzden ikinci yarı City'de alınabilir. Pendik'le Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe tarafındayım ben burada. Fenerbahçe muhtemelen maçı kazanacaktır. Pendik burada savunma yapacaktır. Yani ders almalı. Bu takımlara savunma yapacaksın. Geçişten uzun toptan atabilirsen atacaksın. Onun dışında çok bir şey yapamazsın. Fenerbahçe'yi kazanmasını fakat deplasmanda olması kaynaklı ve bazı İrfan Tadiç gibi isimlerin de Avrupa'da sahne almasına kaynaklı. Mücadelenin ben 4.5 altında kalmasını bekliyorum. Ya oran alamazsın başka türlü Fenerbahçe'ye. 4.5 altını 2 yaparsanız sadece 1.75 gibi oran alırsınız. İdeal kombinlere de girebilecek bir mücadele. Fenerbahçe kazanır fakat mücadele de 4.5 altında kalır ki Fenerbahçe'nin bu sezon ligde oynadığı deplasmanda maçların hepsi de 4.5 altında kazanaraktan da galip geldi. Hep 4.5 altında kaldı maçlar. Ankara gücüyle Samsun Spor mücadelesi. Her iki takım da sallantıda. Emre Hoca ile birlikte ilk maçını kazandı. O maçın ekmeğini yedik. İkinci mücadelede 2-1 skorla deplasmanda kaybetti. Tekrardan taraftarı önüne gelen bir Ankara gücü var. Ben Ankara gücü tarafındayım burada. Ankara gücünün maçı kazanmasını bekliyorum açıkçası. Fakat ben burada şöyle bir önerim var. Diğer seçeneğine baktığım zaman da ev sahibi herhangi bir yeri kazanan oranın 1.58. Süper bir oranı var bence. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma. Daha doğrusu alternatif kombinleri alabileceğim bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecekler burada Ankara gücünün herhangi bir yarıyı kazandığını değerlendirebilir. Inter Roma. Roma'da son 3 maçtır kazanıyor. Avrupa'da da kazanaraktan da devam ediyor aynı şekilde. Inter açıkçası kalite farkını ortaya koyaraktan da ben bu maçı kazanmasını bekliyorum. Özellikle Lukaku'yu burada yani bezdireceklerdir diye düşünüyorum. Özellikle taraftar Lukaku'ya ne zaman top gelse ıslığı basacaktır net bir şekilde. Çünkü Inter'in Lukaku'ya karşı bir kini var. Taraftarın yani tehditler, sen bir para köpeğisin vesaire vesaire ki şunu da anlatayım. Martinez Lukaku'yu arıyor. Diyor ki kardeşim diyor gel falan diyecek yani adam aramaya çalışıyor. Lukaku hiçbir telefona cevap vermiyor. Ben burada Lukaku'nun telefonuyum. Sosyal medyada gördüğümüz haber. Martinez sanırım bir röportajda söylüyor. O yüzden ben burada Inter'in ekstra bir oyun sergileyerekten de maçı kazanmasını bekliyorum. 1.42 gibi orandan direkt galibiyetini ve yüksek orandan da 4.5 altında bir yaparsanız da 2-0 ayarında bir galibiyet gelebilir. Onun da oranı 1.62'ye kadar da oranını yükseltirsiniz. Dostlar diyerekten de geçeyim. Diğer mücadele ve son karşılaşmam Atletico Bilbao ile Valencia karşılaşması. Bu maçta da beklentim benim şu yönde arkadaşlar. Burada Valencia takımı bilmiyorum savunma yapacaktır diye düşünüyorum ki öne çıkarsa Bilbao çok rahat atar. Çok rahat atar. Ben burada korner ama bir korneri nasıl? Arkadaşlar Bilbao takımı golü bulana kadar gerçekten fazla baskı yapıyor. İlk yarı en çok korneri Bilbao'nun oranı 1.48 gibi bir oran açılacaktır. Şu an oran kapalı fakat pazar gününe kadar bu oran zaten açılacaktır. Değerlendirecekler bol şanslar diyerekten de ilk yarı en çok korneri Bilbao kullanır diyorum. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Değerlendirecekler bol şanslar. Tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.